Büyükşehir 32 ülkeden 50 bilim insanını ağırlıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Pamukkale Üniversitesi işbirliğinde kent ağaçları ve ormanlarının hastalık ve zararlı tehditlerine karşı korunması, bilimsel bilginin sürdürülebilir hale gelmesi ve çözüm yolları geliştirilmesi için 2 gün sürecek önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleyen COST Aksiyon kapsamında düzenlenen programa 32 ülkeden 50'ye yakın bilim insanı ve uzman katılıyor. Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi konferans salonunda başlayan programa Denizli Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Necip Atar, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Merve Sakarya Serim, bilim insanları ve davetliler katıldı. Değirmenci açılış konuşmasında Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliğine karşı gerekli aksiyonları almaya devam ettiklerini belirterek, Türkiye'de iklim değişikliği eylem planı hazırlayan ilk 3 belediyeden biri olduklarını söyledi. Büyükşehir olmamızla birlikte hem şehir merkezinde hem de bize bağlı ilçe ve mahallelerde yeşillik alanı artırmak üzere çok büyük bir çalışma gösterdik ve 2022 itibariyle Denizli'de kişi başına 14 metrekarelik bir aktif yeşil alana sahibiz. Büyükşehir Belediye'mize bağlı İncilipınar Parkı, Türkiye'de tek yeşil bayrak sahibi olan parkımızdır. Bu çalışmalarımızı her yıl revize ediyoruz ve yeşil parkımızın aktifliğini devam ettiriyoruz. Tabii yeşil alanlardaki kaliteyi artırırken bunları korumaya yönelik de özellikle atık suların çevreye vahşice salımını önlemek için Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin tamamında atık sularımızı arıtma üzerine bir çalışmamız söz konusu. Denizli ilinde arıtılmamış bir damla suyu doğaya salmıyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, İncilpınar Parkı'nın Türkiye'deki tek yeşil bayrak sahibi park olduğuna dikkat çekti. Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Necip Atarsa, Pamukkale Üniversitesi olarak böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Pamukkale ülkelerinin iklime uyum süreci kapsamında yeşil altyapıya verdiği önem her geçen gün artmaktadır. Bu yeşil altyapının özellikle karakteristik unsurları olan ağaçlar, iklim değişikliği, ticaret ve ulaşım yoluyla getirilen yabancı haşereler tarafından giderek artan bir şekilde tehdit edilmektedir.